Alkışlar Sayın Berk Göbekçioğlu için. Daha önce de bahsetmiştik. Bir daha üzerinden geçelim. Önce 9500, sonra 9700. Sonra 9700, evet. Geçen sefer 9700, bir tanecik harf aldılar. Kendisi İngiliz dili ve edebiyatı mezunudur. Çevirmendir. Daha doğrusu bir çeviri firmasında proje yöneticisi olarak çalışmaktadır. Evet. Uğraşları, onun dışındaki hobileri de mesleğinden çok uzak değil, edebiyatla yakından ilgileniyor. Kelimelerle arası gayet iyi. Bugün de onun üçüncü ispatını ortaya koymak için geldi. Benjamin hazır, siz hazırsınız. Hazırım. Ne derseniz başlayalım mı? Valla başlayabiliriz. Bence de. Tur finalimizin ilk sorusu 400 puan kazandıracak size. Buyurun. Gün doğusundan esen hafif rüzgar anlamına gelir. Musiki'de bir makamın da adıdır. Yaygın bir kadın ismidir. Gün doğusundan kıble, yıldız, lodos, gün Poyraz. Doğusundan esen hafif değil. Rüzgar. Mesela sabah ezanı da bu makamda okunur efendim. Sabah ezanı. Aynı zamanda bir kadın ismi. Harf alayım. Bu kadın ismini duyduğumda kahkahalar yankılanır benim kulağımda. Sena, Seda. Sabah. 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 300 puan. Otur diğerine. Bir harf aldırdı ama olsun. İkincisini de almayacağız. Buyurun. İkinci soru. Yünlü kumaş ve dokumaların ezeli düşmanıdır ve bir kın kanatlı türüdür. Güve. Güve. İşte bir 400 puan daha. Şimdi eski bir kelime vereceğim. Açıklamasını da yapacağım. Bunun karşılığı nedir diye soracağım. Birden fazla cevap gelebilir aklınıza efendim. Tamam. Hepsini sayın. Tamam. Buyurun. Eskiden zıvanasız da derlermiş. Hareketleri, davranışları dengesiz anlamında kullanılan bir sıfat. Hareketleri, davranışları dengesiz. Beş harflerden birini seçin hocam. Çok kelime var. Harf mi alsam? İşte çılgın, deli. Manyak, sapık. Yoksunluk eki var mı? Yok. Çılgın, deli, sapık, manyak, hasta. Harf alayım. Aldık bir harf. Ortada bir Ç harfi. Kaçık. Kaçık! Gayet güzel. Kolay cevaplanacak bir soru değildi. Güzel atlattınız. Tebrik ediyorum sizi. Buradan tertemiz 500 puan bekliyorum ama. Geliyor. Ve diyor ki saat 12.30'a halk ağzında verilen adlı yarım. Gayet güzel. Gayet güzel. Arapça kökenli bir kelimedir aradığınız, 6 harflidir cevabımız. Şöyle sorulmuş. Yaratılış, mizaç veya davranış biçimi anlamlarında... Tıynet. Yaratılış tamam, tıynet. Ama davranış biçimi. Hani kimisi daha rahattır. Mizaç yok. Değil. Mizaç yok, zaten verdiniz. Şimdi ilk anlamı yaratılış mizaç. Fakat şu davranış biçimi anlamı daha yaygın kullanılıyor efendim. Davranış biçimi, karakter, insanın... Yani kimisi mesela daha rahattır. Suyu. Daha rahattır. Onu meşrep. Meşrep! 600 puan değerinde. Açıklamaya gerek yok. Ben hallederim dediler. 6 harfli cevapları bitirmek üzereyiz. Buyurun gelsin. Akdeniz'in karakteristik çiçeklerinden olan ağı ağacı da denen bitki. Ağı malumunuz zehir. Bu da zakkum zaten mu? Nedir? Zakkum. Zehirli bir bitkidir. 600 puan. Şimdi zor bir soru olarak işaretlemiştim kafamda. Ama sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum sizin Berk Bey. Bir bakın. Kısmet. İspanya'nın kuzeydoğusunda yaşayan halk. Katalon. Nedir? Katalon. Katalonya'da Katalan. 700 puan değerinde.